Dediler bu alkışlarımız yazın köyü kooperatifi başkanı, yöneticileri ve buradaki üyelere. Neden mi? Dalda bir Golden, Transsimit, Daryada Armut'u ve Margaret Armut'unu dünyaya satarken en güzel şekilde paketleyip içmeyip öyle satıyorlar. İşte bu gördüğünüz güzel meyvelerin nasıl paketlendiğini son teknolojide bilgisayar sisteminde yapılan çalışmayı sizlere anlatacağız. Tabii ki çok kolay olmamış. İlk önce kooperatifteki başkan ve yöneticileri bu tesisi kuracakları içeriye makine alacakları zaman köyü tek tek üyeleri dolaşmak zorunda kalmış. Çünkü her yenilikte karşısında ısrarlar oldu. Her yeniliğe destek olanlar olduğu gibi köstek olanlar oldu. Onlar köstekleri yok etmiş, destekleri arkasına almış ve içerideki tesisi kurmuş. Hep beraber bu tesisi kurmuş. Yazır Köyü'nün vitamin ve eşsiz lezzetli elmaları birlikten kuvvet doğar mantığıyla Kalkınma Kooperatif'in soğuk hava deposuna gelir. Burada hummalı bir çalışma başlar. En son teknolojiyle elmalar önce bol suyla yıkanır. Sonra özel bilgisayarlı sensörlerden geçirilerek renk ve gramajı ayrılır. Otomatik boylamadan sonra kasalanarak soğuk hava deposuna alınır. Kalkınma Kooperatifi'nin son model teknolojiye uygun olarak çalışan buradaki soğuk hava deposundayız. Şu anda soğuk hava deposuna konulmadan önce elmalar işlemden geçiyor. Neler yapılıyor bakalım onu biliriz. Ben Yaşar Kocaoğlu, Yazıköy Tansal Kalkınma Kooperatif Başkanı. Elmalarımız Eylül ayında toplanır, depoya konulur, soğuk hava deposuna konulur. Ocak ayında da pazarlanmak üzere bu aşamalarda yıkanarak önce yıkanma bandına girer, yıkanır. Ondan sonra fırçalanır, fırlanır. Fırlandıktan sonra boyama makinesinde ağırlık, renk, boy ayrımı yapılarak arkamızda da görüldüğü gibi bantlara yönlendirir, ondan sonra da kasalara işliyoruz. Ne kadar kapasiteniz var burada? 4000 ton soğuk hava kapasitemiz var. Boyama makinesinde saatte 5 ton malikliğe biliyoruz. Aşağı yukarı ne kadar insan çalışıyor? Burada aşağı yukarı 28 tane falan geçici işçi çalıştırıyoruz, istihdam ediyoruz. 6 tane de sürekli sigortalı kadrolu işçimiz var. Ne zaman yapıldı soğuk hava deposu? Soğuk hava deposu 2000'de devlet kredisiyle, ortaya kredisiyle yapıldı. Boylama ülkemizde kooperatif kendi insanlarıyla işlemini kurduk. İşte 25'te istihdam iş verebiliyoruz. Siz öyle gördüğünüz en son teknolojiyi kullanıyorsunuz. Kaç boya ayrılıyor elmanın? Elma burada tüccarın istediği kadar, yani burada 8, 10, 12, 15 boya kadar ayırabiliyoruz. Çap ve ağırlık çalıştığımız için hiçbir sıkıntımız yok. Tecrübemiz son derece modelindir. Yani hiç o konuda hassas istediği için, gramla ayırdığı için tüccarın istediği boya kadar, 21 boya kadar isteyebiliyoruz. Bir zamanda bilgisayar kontrolünü de kontrol edebiliriz. Evet, evet. Bilgisayardan geçiyor zaten tamamen. Bilgisayar tek tek sayıyor, rengini, boyunu, gramını ayırıyor, bantlara yönlendiriyor. En son kasalama derecesinde elmanın kaçıncı derece olduğu burada yapıştırılıyor mu? Evet, bantlardan çıkarken buradaki işçi arkadaşlarımız hangi boy, kaç gramlığı geldiyse 1, 2, 3 diye sınıflandırılıyor. Ondan sonra pazara sert ediliyor. Teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim, geldiğin için. Kolay gelsin. Sağ ol. Köyünüzdeki kooperatif sayesinde işle çalışıyorsunuz. Nasıl mutlu? Mutlu. Kooperatif buradaki birçok insana da iş kaynağı olmuş sevgili seyirciler.
buradaki ablalara mikrofonu uzatıyorum. Tanıyabilirsiniz, Zekeriya Akın. Hatta bütün köy kadınları aşağı yukarı elma bahçelerinde çalışıyor. Daha sonra da burada elmaları iyileştiriyorsunuz. Tek tek ayırıyorsunuz. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Bir senedir yapıyorum ben. Bakın, kooperatifin verdiği bu imkandan memnunuz. Memnunuz. Çalışmalar nasıl buluyorsunuz kooperatifin? Memnunuz hepsinde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Türkiye'nin her tarafında Cenab-ı Hak çok güzel nimetler vermiş. Ama her yörenin kendine ait bu güzel nimetlerde öncülük yaptığı markalar var. Finike'de de portakal Türkiye'nin her tarafında bilinerek ve sevilerek yenilen bir marka olmuş. Burada portakal üreticilerinin hepsine mikrofon uzatmamız mümkün değil. Ama Ziraat Odası Başkanımız aynı zamanda üretici ve burada meclis başkanımızla Finike Portakalı, Finike'deki tarım ve hayvancılıkla ilgili söyleşimiz olacak. Bakalım Finike portakalı, bu kadar lezzetli portakalı yetiştiren insanlar neler söyleyecek bize? Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Finike Ziraat Odası Başkanı Ali Sarı Çobanoğlu. Efendim sizi tanıyalım. Kaan Osman Sarıoğlu, Finike Ziraat Odası Meclis Başkanı. Sayın Başkanım, önümüzde çok güzel bir tabak var. Ve çok mükemmel bir şekilde yaratılan bu portakalın. Şimdi albenisi var, güzelliği var. Ama Türkiye'nin her tarafında sizin de dediğiniz gibi Finike adı altında her yere gittiğimizde Finike portakalı diyorlar. Biz de Finike'yi kocaman bir ilçe zannettik. Gerçekten öyle. Bunları da konuşacağız. Finike'de ne kadar portakal yetişir? Kimler ne kadar üretim yapar? Bunun haricinde neler yetişir? Finike'deki ziraatla ilgili bize bilgileri verebilir misiniz? Şimdi Finike portakalı Türkiye'nin %20'sini, Türkiye'de yetiştirilen portakalın %20'sini Finike. Antalya bölgesinin de %60'ını Finike karşılıyor. Şimdi diyoruz genelde Finike portakalı. Evet, Finike portakalının bir özelliği Kaliforniya'da yapılmış olan şeyde bir birinciliği, tat konusunda bir birinciliği var. Adı üstünde Finike portakalı. Buradaki çiftçiler, üreticiler Finike portakalının gerçek değerini hiçbir zaman için alamadı. Ta ki bundan 10 yıl, 12 yıl önce 1300 liraya kadar portakal satışı yapıldı. Fakat şu son 7-8 yıldır çiftçimiz 60 kuruş, 70 kuruş civarında portakal satıyor. Bu 10 yıl önceki oranları karşılaştırırsak, gübrenin çuvalı o zaman 10 lira, portakal 1.300. Evet. Şimdi bugüne dönüyoruz. Gübrenin çuvalı 50 lira, portakalın fiyatı 60 kuruş. Mazot ona keza aynı. İlaçlar ona keza aynı. Bu girdi şartlarında artık Finike portakalı gerçek değerini bulmadığı gibi üretici yapmış olduğu üründeki masrafı bile karşılayamaz duruma geldi. Bu şartlarda Finike portakalı madem Türkiye'de en iyi portakal seçilmiş. Biz de arkadaşlarla oturduk. 3-4 yıldır beraber coğrafi patentini Finike portakalının aldık. Evet, siz diyorsunuz Finike Türkiye'nin her yerine yetiyor. Küçük bir yere geldik. Biz burada 250 bin ton portakal üretiyoruz ki Finike portakalı olarak. Ama İstanbul, İzmir, Ankara, büyük adalardaki veya semt pazarlarında bir şey söyleniyor. Finike çavdur. Acaba Mersin, Köyceğiz, Adana, Nazilli, burada yetişen portakallar da mı Finike portakalı? Ben de onu size soruyorum yani. Siz çarşıya çıktığınız zaman devamlı Finike portakalı alıyoruz diyorsunuz. Evet. Şimdi burada biz üreticiler birliği olarak artık Finike'nin coğrafi patentini, tescilli bir şekilde portakalın patentini aldık. Önümüzdeki yıldan itibaren de hiçbir kimse artık Finike portakalı olmayan portakala, Finike patenti, sticker'ı olmayan portakala Finike portakalı diyemez. Artık bunun yaptırımlarına başladığım zaman da bunların çok ağır külfetli cezalar var. Önümüzdeki yıldan itibaren onları uygulayacağız. Bir yıl hapis cezası artı 40-50 milyar para cezası ve firmaların kapatılmasına kadar giden bir şey olacak. İşte o zaman Finike portakalı gerçek değerini bulacaktır. Şimdi bir baz olarak söylüyorum. Mesela bir Köyceğiz'deki portakal bugün 350 bin lira, 500 bin lira. Ama o da Finike portakalı İstanbul'a, Adana, Mersin. O da orada. Bu şartlarda biz Finike portakalının üretici bundan sonra Finike portakalı yemek istiyorsa üzerindeki Finike coğrafi patenti, stratejileri olan portakalları Finike portakalı olacaktır. Şimdi portakalı aldık. Şöyle evet, alalım elimize. Bunu da aldık. Üretici Finike portakalı olduğunu nasıl anlar? Üretici Finike portakalı tadından, yutaktan geçişinde posta bırakmayan, artı dışının kabuğundan
ve kokusuna bir iki portakal anlayabilir. Mutlaka kokulu olur diyorsunuz. Evet, bir de diğer yerler gibi ağızda posak kalmaz. Erir, yutaktan posasız geçer. Evet. Diğer yerdeki, bir Adana'sı bir veya diğer yerlerdeki portakallar yutakta posa olarak ağzınızda kalır. Evet. Finike portakalının zaten özelliği budur. Havası ve suyundan dolayı. Ne kadar bölge var burada sizin hizmet verdiğiniz ziraat odası olarak? Ziraat odası olarak biz şu anda 15 köyümüz ve 24 mahallemiz. Şimdi artık yeni sisteme göre, Büyükşehir Yasası'ya göre tek finike ilçe olacağız ama kenarda bizim 4 tane de beldemiz var. Hasyurt, Turunçova, Yeşilyurt ve Sahikent olmak üzere. Peki buralarda portakaldan hariç yetiştirdiğiniz zirai olarak neler var? Şimdi 15 tane de köyümüz var. Bu köyümüz, 15 köyümüzün mesela Yalnız köyümüz ve Arif köyümüz, Marul üzerine, Nar üzerine, Gökçeyaka olsun, Göpü köyümüz olsun. Bu köylerimizde Marul ve Nar üretilmektedir. Hem de Türkiye'de belki portakal kadar derece yapacak bir iyi narımız, bir aşker marulumuz mevcuttur. Ama bunun dışındaki 40 bin dönümlük arazinin 10 bin dönümünde de örtü altı seracılığımız var. Evet. Orada da domates, salatalık, patlıcan üretimi yapılmaktadır. Şimdi sizin gördüğümüzde ziraat odasında yeni bir yeriniz yapılacak. Binaya taşınacaksınız. Şimdi biz... Bu binada ekranlarımızda neler var bu yeni yapılacak binada? Şimdi biz 2 yıllık bir başkanız. Meclis başkanı arkadaşımla beraber. Zaten buraya seçildiğimizde ilk işimiz olarak kendimize odamızı görüyorsunuz. Küçük bir odamız var. Biz küçük odada hizmet yapacağımıza inanıyoruz. Yapamayız. Biz ilk işi olarak gittik. Oradan 1600 dönüm metrekare bir arsa satın aldık 200 milyara. Orayı ihale ederek, projesini çizdirerek 520 milyara da ihale ede vererek buraya mükemmel bir oda, Antalya'nın en güzel odasını yapmaya uğraşıyoruz. Bütün ziraat odaların içinde belki de Antalya'nın en güzel odası bizde olacaktır. Burada 200 kişilik bir toplantı salonumuz. Bir ilaç bayimiz, bir gübre bayimiz. Çiftçimize ucuz ilaç ve gübre satabilelim. Artı üst katında bir lokalimiz. Burada bir 5-6 kişilik bir misafirhane odamız bulunacak. Her ay sonu, bir ay mesela burada narenciye üreticileriyle bir toplantı yapacağız. Profesörler, hocalarımızı çağıracağız. İlaçlama nasıl yapılır, budama nasıl yapılır, gübreleme nasıl yapılır. Bir ay seracıları çağıracağız. Bir ay narcıları çağıracağız. Yani her ay sonu kesinlikle ayda en az bir kez burada eğitim çiftçilerimizle olacak. Eğitim amaçlı toplantılarımız yapılacak. Ve dükkanlarımızda da çiftçilerimize ucuz ilaç ve ucuz gübre maliyetine kâr amacı gütmeden çiftçilerimize hizmet etmek istiyoruz. Zaten ziraat odalarının amacının bu olması lazım. Ki vatandaşın hepsi bize yıllardır hep soruyorlar. Ziraat odasına geliyoruz, para yatırıyoruz da siz ne yapıyorsunuz? Biz de soruyorduk bizden önceki başkanlara. Ama şimdi biz başkan olunca, vatandaş bize sorunca biz de onlara diyoruz yani. Biz size ucuz gübre ve ilaç satacağız. Burada top çiftçi bilgilendirme yapacağız. Artık Haziran ayından itibaren odamıza bir ziraat mühendisi ve bir danışman alacağız. Evet. Onlara odamızın arabasını tahsis edeceğiz. En uzak köyümüzden en yakın bahçemize kadar onların kontrol altında olacaktır. Evet, inşallah güzel şeyler oluyor. Efendim bu bölgede televizyonların başında oturan insanlar bazen işte don oldu, işte sel oldu, yağmur oldu gibi birçok şeyler duyuyorlar. Tabii ki bu ürünlerde donda ve değişik şeylerde zarar görüyor. Tarım sigortası ile ilgili bizim aldığımız telefonlarda özellikle Finike bölgesinde de vatandaşın, üreticinin bazı kaygıları var. Siz de burada tarım sigortasının aynı zamanda acentesiniz. Nedir bu problemler? Evet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Çok da Finike Portakalı'nı böyle güzel methederek girdiğiniz için ayrıca da teşekkür ediyoruz. Şimdi tarım sigortaları havuzu malumunuz 5 yılı bir aşkın süredir Türkiye genelinde oturtulmaya çalışıyor devlet tarafından. Tabii bu çiftçi için, üretici için, tarım sektöründe çalışan insanlar için güzel bir şey. Birçok üründe, farklı üründe de oturmuş diyebiliriz. Ancak portakal, özellikle Washington Naval cinsi dediğimiz Finike portakalının genelini burada üretilen cins dediğimiz Naval cinsinde 28 Ocak'ta bu sigorta süresi bitmekte. 28 Ocak'ta bittiği zaman bu Şubat ve Mart aylarında buradaki herhangi bir doğal afet durumunda portakalımız sigorta kapsamı dışında kalmakta. Bu da üreticiyi olumsuz yönde etkilemekte. İki farklı durum var burada. Nedir? Şimdi üretici hem sigortalanmaktan, sigortaya gitmekten çekiniyor. Diyor ki ya ben 28 Ocak'tan sonra 2 ay boyunca risk altında kalacaksam. Bir gün bile riskli değil mi? Yani 2 ay önce de riskte kalırım. Allah'a emanet yaşarım. O zaman niye para ödeyeyim diyor. Bize tarım sigortasını hem oda olarak hem de üretici olarak
bilinçli üreticiler olarak desteklemek durumundayız ki tarım sigortaları güçlensin, herkes sigorta kapsamında olsun. Allah korusun yine büyük bir afet yaşandığı zaman hani nerede bu devlet demeyelim. Evet. Şimdi sigortamızdan parayı alalım. Yani bizim için önemli olan bu üretici için. Ama 28 Ocak'ta bitmesi Washington cinsi için sadece evet. söylüyorum. Problem teşkil ediyor. Burada üreticileri bunu anlatamıyoruz. Tabii müracaatlarımız oldu. O müracaatlarda şöyle söyleniyor. Filike'deki Washington Navel cinsi portakal 28 Ocak'ta olgunluk süresine erer. Ve dolayısıyla siz bunu hasat etmek durumundasınız. Ama bizim buraya gelip baktığınız zaman Mart ayında daha Finike portakalı dediğimiz o tadını, o kokusunu o Mart ayına doğru alan, olgunlaşan bölgelerimiz var. Dolayısıyla buradaki ticaret yapan, bunun ticaretiyle uğraşan tüccar arkadaşlarımız da o vakte kadar beklemek durumundalar. Yani dalında depolama diye bir şey, Washington'da böyle bir şey söz konusu değil. Aldı ki Washington cinsini biz alıp soğuk havada veya herhangi başka bir yerde depolama durumumuz yok. Evet. Böyle bir bu cins böyle bir depolamaya da uygun değil. Biz bunu yani özellikle tarım sigortasında ilgilenen ama Tarım Bakanlığı olabilir, Tarsim dediğimiz genel müdürlüğü olabilir. Yani bunlardan istediğimiz en azından Mart ayına kadar Washington Navel cinsi portakalın şu gördüğünüz Washington portakalın bir ay daha normal şartlarda uzatılmasını istiyoruz. Artı bir de nar, önce başkanım da bahsetti. Bizim burada Türkiye şartlarında çok kaliteli narımız üretiliyor. Bunu bu işte ilgilenen birçok insan bilir. Ama İstanbul'da, ama Ankara'da, büyük şehirlerde, Bursa'da. Narda da son kabul tarihi Mart ayında. Yani şu anda önümüzdeki ay Mart ayında sigortalattınız. Yoksa sigortalayamıyoruz. Tarım evet. sigortası yapamıyoruz. Ama şu anda bir nar bahçesine gitseniz ne çiçek var ne meyve var. Evet. Yani biz bunu hiç olmazsa tomurcuk dönemi dediğimiz dönemde eğer tarım sigortası başlarsa iyi kötü bir tonaj belirlemesi daha kolay olur ve çiftçi de en azından o zaman kendisi sigortalamak için bir çaba sarf eder. Şimdi evet. kimsenin aklına ne sigorta geliyor ne nar geliyor. Çünkü nar hasadı evet. bitmiş. Ortada bir şey yok. İlaçlama yok. Gübre yok. Tomurcuk yok. Meyve yok. Çiçek yok. Kimsenin aklına sigorta da gelmiyor tabii ki. Geldiği zaman da iş işten geçmiş oluyor. Çok yani. Garip bir şey var. Yani portakala sigorta lazımken sigorta yapılmıyor. Narın zamansız sigortası yapılıyor. En azından sigortayı yapan insanlar bu bölgedeki üreticiyle konuşsa hangi tarihlerde ürün oluyor? Çünkü sigortanın amacı zaten var olan ürünün zarar görmesini engellemekse. Evet. Bu da gerçekten sizin dediğiniz gibi olduğu zaman daha iyi olacaktır. Tabii. Efendim son olarak tüm Türkiye'de ve dünyanın 126 ülkesinde bizi seyreden seyircilere dünyanın markası olan, Türkiye'nin değil dünyanın markası olan bu güzel Finike'den sizin cep telefonunuzu vereceğiz. İlk arayan 5 ev hanımı öbür arkadaşlarına da gelince misafirlerine vermek kaydıyla kargoyla Finike portakalı göndereceğiz. Uyuyoruz. Hemen numaranızı verelim. 0532 716 6851. Bir daha verelim. 0532 716 6851. Şimdi bazı seyircilerimiz dedi ki başkanım verir geçmişlerinin canına değer de meclis başkanımız vermez mi dediler. Meclis başkanımızın da hemen numarasını alalım. Artı 5 kişi için mi alıyorsun? Artı 5 kişi. 0532 283 3610 0532 283 3610 Evet sevgili seyirciler, gelecek yıldan itibaren yediğiniz portakalın Finike portakalı olduğunu anlayacaksınız. Çünkü üzerinde patentiyle beraber büyük bir ihtimal stikerleri yapıştırılacak ve siz de gönül rahatlığıyla yiyebileceksiniz. Eğer Finike portakalı diye size portakal satıp sizi kandırıyorlarsa Ziraat Odası Başkanımın numarasını aldınız. Burada da söyleyebileceksiniz. Başkanım son olarak neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle de söyleyeyim. Biz buradan arkadaşlarımıza portakal gönderiyoruz. İstanbul'daki, Ankara'daki veya İstanbul'daki, dışarıdaki. Bazen arkadaşlarımıza portakal gönderiyoruz. Buradan hediye olarak bir gün sonra telefon açıyorlar. Bu portakalın içine şırıngayla şeker mi zerk ettiniz? Evet. Çünkü diyorlar biz bu şekilde bir Finike portakalı ne Bursa'da ne İstanbul'da ne Ankara'da semt pazarında aldığımız portakallar böyle değil diyorlar. Bu iş gerçekten böyle. İlk arayan 5 kişiye ben göndereceğim. Hatta 10 kişiye göndereyim. Önemli değil. Demek istedim. Gerçek Finike portakalı bundan sonraki yılda artık stikerlerle, etiketiyle, coğrafi patentiyle gerçek Finike portakalı Finike portakalı olarak satılacaktır. Çünkü ne Adana'sı, ne Köyceğiz'i, ne Nazilli'si artık bundan sonra Finike portakalı örtüsü vuramayacaklardır.
Vuranlar da cezalarına katlanacaklar. Biz de Finike'de tarım yapanlar adına size teşekkür ederiz. Buradaki üreticilerinizi koruyorsunuz. Yaptığınız çalışmalarda inşallah hem bilimsel çalışmalarınız yeni binada devam edecek, hem de patentinizi aldınız. Bu şekilde 126 ülkeye dertlerinizle beraber portakalınızı da tanıttınız. Allah gelecek yıllarda bol bereketli kazançlar versin. İnşallah afet olmasın. Sigorta gene yapılsın. Sigortaya da gerek kalmadan mutlu ve huzurlu bir şekilde tarımdan kazandığımız güzelliklerle memleketimizin bu güzelliklerine devam edelim diyoruz. Programımıza devam ediyoruz sevgili seyirciler. Burdur Bucağı geldiğinizde sizi Oğuzhan heykeli karşılayacak sevgili seyirciler burada. Yörüklerin, Türkmenlerin, velhasıl Türk'ün özünün yaşadığı Burdur Bucak'ta tarım ve hayvancılıkta çok güzel bir şekilde yapılıyor. Aynı zamanda Salebi de meşhur. Yanımızda da Bucağı bağlı Şamlık Beldesi'nin kooperatif başkanı var. Efendim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Ben Çamlık Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Süleyman Söze. Efendim havalar iyi olduğunda mutlaka sizin köyünüzü de tanıyacağız. Şimdi Türkiye'ye buradan geçerken ilk arayan 5 seyirciye Burdur'un Salep'i meşhurdur. İlk arayan 5 seyircimize Salep göndermek istiyoruz hediye olarak buradan. Hemen sizin cep numaranızı alalım. 0535-403-6477. Evet, bu numarayı bir daha alıyoruz. 0535-403-6477. Bu numarayı aradığınız zaman Çamlık Kooperatif Başkanı ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı sizlere Burdur Bucak Çamlık'tan salep gönderecek. Afiyetle için diyoruz. Gelecek programlarımızda bizi seyretmeye devam edin. Çamlık'ın güzel görüntüleri ve bu bölgedeki kooperatifleri tanıtacağız.